Şimdi elinizde sihirli bir değnek olduğunu hayal edin. Gözlerinizi kapattınız, açtınız ve bir mucize oldu. Hayatınızdaki en büyük problem şimdi ve burada arkanızda kaldı. Bu problemin geçmiş olduğunu nereden anlarsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mutlu, gururlu, başarılı. Ben bir sihirbaz değilim ama yeme davranış çalışan bir diyetisyen ve psikolog olarak birisi bana 60 kilo olursam süper olacak dediği zaman emin olun en çok ben karşımdaki kişinin en hızlı şekilde süper hissetmesini isterim. Ama bahsettiğim gibi bir sihirbaz olmadığım için süper hissetmenin formülü de elimde yok. O yüzden birisi bana 60 kilo olursam süper olacak dediği zaman bu süper olma halini anlamaya çalışırım. Süper olmak bu kişi için ne ifade ediyor olabilir? Ben bir diyetisyen olarak bu kişinin 60 kilo olma yolculuğunda ona yardımcı olabilirim. Ama gerçekten süper hissetmek için 60 kilo olmak mı gerekir? Ya 60 kilo olursa ve hala kendini süper hissetmiyorsa o zaman ne yapacağız? Neden kilo vermek istiyoruz? Benim kendi yolumda sorduğum ilk soruydu. Hala aldığım cevaplar benzer olur. Sağlıklı olmak için, mutlu olmak için, kendimi daha iyi hissetmek için. Üstelik bunu söyleyen kişiler için bu söyledikleri şeyler de oldukça anlamlıdır. Mesela birisi bana diyebilir ki, Pırıl, ben vakti zamanında 60 kiloydum ve kendimi süper hissediyordum. Deneyim önemlidir. İnsanoğlu bazı şeyleri değil, birçok şeyi deneyimle öğrenir. Kendi ya da bir başkasının deneyimiyle. Ancak ne yazık ki hiçbirimizin sihirli güçleri olmadığı için, belirli bir ruh halini, tartta bir başarı olarak belirlediğimiz spesifik bir rakam ya da bir beden görüntüsüyle sağlayamıyoruz. Eğer böyle bir şey gerçek olsaydı, ruh sağlığı alanında çalışan birçok profesyonel bir ömür harcadıkları terapiler, farmakolojik tedaviler yerine belirli kilolarla, belirli iyi hissetme halleriyle insanlara çözüm sunarlardı. Mesela şunun gibi, 70 kilo olanlar, siz mutsuzsunuz. 65 kilo olanlar, siz bazen mutlu, bazen mutsuzsunuz. 60 kilo olanlar, siz daimi mutluluğu yakaladınız. Ah keşke. Ama ne yazık ki böyle bir şey yok. Hayatta değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz bir takım faktörler var. Mesela üniversitedeyken gece 3'e kadar partileyip sabah 8'de zımba gibi derse giderdim. Kendimi çok iyi hissediyordum. Süperdim. Ha bu arada bir de 60 kiloydum. Yılları geri alamam. Ve burada tekrardan belki 60 kilo olmam kendimi süper hissetmemle ilgili bana bir ipucu verebilir. Ama maalesef bunun bir garantisi yok. Ya da bir başkasının deneyimiyle 60 kilo olan ya da yakın bir zamanda 60 kilo olmuş birisinin dışarıdan görünen süper olma haline bakıp sanki bunun sebebini 60 kilo olmasına bağlayabilirim. Ancak hiçbirimiz bir diğerimiz değiliz. Ve süper hissetmekle süper hissediyormuş gibi görünmek aynı şey değil. İster kendi deneyimlerimiz olsun, ister bir başkasının deneyimi olsun, sistem bu şekilde işlemiyor. Bu şuna benziyor. Eğer şuradan geçen 3. araba kırmızı olursa çok zengin olacağım. Eğer 60 kilo olursam beyaz atlı prensimi, hayatımın işini bulacağım. Her şey süper olacak. Ve eskaza gerçekten bu kişinin 60 kilo olduğu yerle beyaz atlı prensinin ve hayatının işini bulduğu yer aynı nokta olursa bu kişi gerçekten böyle olduğu için düşünebilir. Deneyimsel olarak yani. Ama belki daha çok sosyalleşmiştir. Belki daha çok iletişim kurmuştur. Daha çok iş başvurusu yapmıştır. Bunların hepsi için 60 kilo mu olmak gerekir? Şunu söyleyebiliriz. 60 kilo olduğum için ben daha çok bunları yaptım. Ama olmak zorunda olmakla olduğu zaman olmak aynı şeyler değildir. Yine benzer bir şekilde başkalarının deneyimleri ya da bizim deneyimlerimiz bizi genelde bu noktaya çıkartmaz. Ve işin kötü olan kısmı şu noktada başlar. Ya bu kişi 60 kilo olduysa ve ne at ne prens varsa o zaman ne yapacağız? İşte burası bir miktar tehlikelidir. Yeme tutumlarını eğer bir doğru olarak düşünürsek, doğrunun en başına yiyecekleri iyi ya da kötü olarak etiketlemediğimiz, fiziksel açlık tokluğa göre beslendiğimiz, biz bir hak ediş ya da bir ödül ceza sisteminin olmadığı noktaya normal yeme tutumu denir. Doğrunun diğer ucunu da tanımlarız, buraya patoloji deriz, buraya da yeme bozukluğu deriz. Ancak bu iki noktanın arasında grilerle dolu geniş bir alan vardır. Bu alanda bir yeme tutumuna sahip olan kişi besinleri iyi ve kötü olarak etiketleyebilir. Hayatını diyette olduğu dönemler ya da diyette olmadığı dönemler olarak ikiye ayırabilir.
fiziksel olarak bir diyetin içinde olmasa bile besin tüketimiyle ilgili kaygıları olabilir. Tıpkı 60 kilo olmuş ama beyaz atlı prensini bulamamış olan kişide olduğu gibi. Şöyle düşünülebilir bu sistemde. Ben bu yola hedefim süper hissetmekti ve mutlu olmaktı ve beyaz atlı prensimle işimi bulmaktı. Ama hala hiçbir şey yoksa ben bu yolda biraz daha yürümem gerekiyor. İşte burası oldukça tehlikeli olan bir yer. Bu durum, bu faktör kişinin grilerden patolojiye doğru geçmesi için çok ciddi bir faktör olarak görünüyor. Sağlığı konuşalım istersek, tabii ki beden ağırlığının denizmiyle sağlık arasında çok kuvvetli bir ilişki var. Mesela prediyabetli insülin direnci olan 100 kilo olan bir birey beden ağırlığının %7'sini yani 7 kiloyu 6 aylık bir müdahaleyle kaybettiği zaman tip 2 diyabet riski için çok ciddi bir düşüş faktörü yakalar. Ama aynı kişinin ben 58 kilo olmak istiyorum ve 34 beden pantolona girmek istiyorum demesi aynı sağlık hedefini işaret etmez. Bu arada 58 kilo olmak da bir hedef olabilir. Geçen yaz giremediğiniz pantolonun içine girmek de bir hedef olabilir. Sadece bu hedeflerin birer sağlık hedefi olmadığından bahsetmek istiyorum. Bunların hepsi birer ihtiyaçtır. Konuşulması ve paylaşılması gerekir. Ve ben aslında bugün bunun hakkında konuşmak istiyorum. Yola daha sağlıklı ya da daha mutlu olmak için çıktığımız, bir başarı olarak gördüğümüz, idealize ettiğimiz bir kiloyu ya da bir görüntüye ulaşmak için yaptıklarımızın aslında bize nasıl zarar verdiğinden. Başarılı olmak aynen yemek yemek gibi, tuvalete gitmek gibi bir ihtiyaçtır. Nasıl ki kimimiz 5-6 öğün beslenmeye, kimimiz 7-8 saat uyumaya ihtiyaç duyarsak, kimimiz de başarılı olmaya daha çok ihtiyaç duyarız. Ben fırıl olarak başarı ihtiyacı çok yüksek olan bir ailede, başarı ihtiyacı çok yüksek olan bir çocuk olarak büyüdüm. Annem ve babam eski milli basketbolcuydu. Senelerce antrenörlük ve öğretmenlik de yaptılar. Çok şaşırılmayacak bir şekilde ablam da ben de senelerce basketbol oynadık. Hatta anne ve babamızın yolunu takip ettik. Biz de milli takım forması giyme gururuna kadar eriştik. Ancak ikimiz de kariyerimize basketbolcu olarak devam etmedik. Ama basketbol bize inanılmaz şeyler öğretti. Takım olmayı, bencil olmamayı, kazanmayı, kaybetmeyi, bunlar başınıza geldiğinde neler yapmanız gerektiğini, 6 dakikada duş almayı ve saçımı kurutabilmeyi de yine basketbol sayesinde öğrendim. Kapılar açmaya devam etti. Ablam Amerika'da, ben Türkiye'de hem atletik hem akademik bursla okuduk. Ben ablamın yolundan da bir manevra yaparak önce bin bir zorlukla elde etmek için uğraştım. Sonra son dakika vazgeçtiğim Amerika bursunu kenara koyup Türkiye'de kaldım. Çünkü benim bir hayalim vardı. Diyetisyen olmak. Her zaman. Seneler sonra niçin diyetisyen olduğumu bir parça düşündüğüm zaman ki kararımdan çok memnunum. Herhalde evde konuşulan bir yakıt depolarını iyi dolduralım konularından etkilenmiştim. Diş hekimliği ya da tıp okumadığım için babamın gönlünü azıcık kırmış olsam da onun da gönlünü yaptıktan sonra en sevdiğim okulun en istediğim bölümünü kazanmıştım. Benden de mutlusu yoktu. Psikolojiyle çift analı başladığım aynı sene Almanya'ya bir değişim programına gittim. Dünya için küçük, benim için büyük değişimler olmuştu. Almanya'ya gittiğim aynı sene bir çalışma grubuna katılmıştım. Almanya'ya göç eden Türklerin yeme davranışlarını inceleyen uzun bir çalışmanın son demleriydi. Türkiye'ye döndüğüm zaman diyetin anlamı benim için epey değişmişti. Her gün aynı saatte uyumuyorduk, her gün aynı saatte uyanmıyorduk. O zaman nasıl her gün aynı saatte aynı şeyi yememiz bizden bekleniyordu anlayamıyordum. Döndüğüm zaman yaşım genç ama her genç gibi hayallerim büyüktü ve kendime yeni bir ideal edinmiştim. İnsanların son diyetisyeni olmak. Ayşe Hanım benim çok iyi danışanımdır. 10 senedir bana gelir cümlesinin bir başarı olarak gösterilmesi bana bir miktar tuhaf geliyordu ve hala gelir. Çünkü eğer Ayşe Hanım'ın bir sağlık problemi varsa ya da mesela hamilelik gibi bir durumu varsa tabii ki aldığı beslenme eğitiminin üzerine yeni bir şeyler koyarak ona yardımcı olabiliriz. Ama her sene verdiği kiloyu tekrar alıp benim kapımı çalıyorsa bu işte bir terslik vardı. Kendi yolumla ilgili anlatmaya devam edeceğim ama küçük bir ipucu vermem gerekirse benim yolum kesinlikle bu değildi. Ve geldiğim bu noktaya kadar bana göre öğrendiğim en büyük şey, teknik olarak en çok sayı atanın kazandığı inanılmaz rekabetçi bir ortamda büyüyen, iki bölüm, bir master, bir yarıda bırakılan, bir de tamamlanmak üzere olan bir doktoraya sahip olan birisi olarak elde ettiğim başarının ne bu ünvanlar,
ne kazandığım şampiyonluklar, ne kaldırdığım kupalar olmadığını anlamış olmamdı. Başarı ihtiyacı herkes için farklıdır. Ve diğer ihtiyaçlarımız nasıl karşılanıyorsa, bu ihtiyaçlarımızın karşılandığına dair de bir takım sinyaller vardır. Ancak biz bu sinyalleri ünvanlarla, tartıda bir başarı olarak gördüğümüz rakamlarla ya da belli beden görüntüleriyle ulaşmaya çalışırsak, bunun bir sonu yoktur. Hep daha iyisi, hep daha çoğu vardır. Başarılı olduğumuzu nereden anlarız diye sorarsanız, bazen çok zorlansak bile aldığımız doyumdan anlarız. Ve dediğim gibi, tarttaki bu rakamın bize bir başarı vaat etmesi oldukça zor olan bir durum olarak karşımıza çıkar. Belirli bir duyguyu ya da belirli bir ihtiyacı görmezden gelmek de oldukça zordur ve aynı zamanda bize zarar vermeye başlar. Mesela bu durum şuna benzer. Çok aşık olduğunuz ama çok sevdiğiniz birisiyle işler iyi gitmediği zaman dur ya artık ben bunu sevmeyeyim demeye benzer. Duyguların ihtiyaçları vardır. Başarı ihtiyacınızı görmezden gelmek işe yaramaz. Sadece bunu karşılayabilecek sağlıklı, güvenli bir yol bulmak gerekir. Eğer beden ağırlığının denetimini ve çoğunluklu olarak zayıflamayı bir başarı olarak görürsek, bir kabul onay zinciri içine alırsak, bu kabul onay zinciri de zaman içerisinde bizi içine almaya başlar. Eğer bu söylediğim şeyler sizin için anlamlı geliyorsa ve içine sıkıştığınız bu zincirlerden kurtulmak istiyorsanız size verebileceğim 3 tane çözüm var. Birincisi, sınırlandırmalar yerine diyetin gerçek tanımına dönmek. Sınırlandırmaların yarattığı etkileri sanıyorum ki hepimiz pandemide yaşamışızdır, yaşamaya da devam ediyoruzdur. İlk kapanmalar geldiği zaman hepimiz çok büyük bir panik olarak acaba yiyecek bulamayacak mıyız endişesiyle marketlere koşup tüketemeyeceğimiz kadar besini alıp hatta aynı heyecanla sınırlandırılacak düşüncesiyle tükettiğimiz gibi. Sonra dediler ki sakin olun, bir problem yok. Her zaman marketler açık olacak ve besin orada durabilecek ve tüketimimiz bir miktar daha normalleşmeye başladı. Daha sonra aynı şey alkol yasağında oldu. O dönem alkol tüketmeyen insanlar bile acaba bir daha hiç mi alkol bulamayacağız endişesiyle gidip tüketemeyeceği kadar alkol alıp eve depoladı ve aynı heyecanla belki tüketmeye başladı. Sınırlandırmalar fiziksel olarak bir diyetin içinde olmasanız bile besin tüketimimizi arttıran bir faktör olarak görünür. Aynı şeyi belki yine hedef olarak koyduğumuz bir kilo varsa, mesela tatile gideceksek, tatile kadar ben hiç makarna yemeyeceğim dersek, baraj kapakları açıldığında ve tatile gittiğimizde var gücümüzle makarna yemek isteriz. Çünkü besinleri iyi ya da kötü olarak etiketlemiş ve açlığımıza, tokluğumuza göre beslenmiyoruzdur. Yaptığımız şey, ben burada yiyebildiğim kadar yiyeyim, sanki şuramda da depolayabileceğim bir tatmin duygusu varmış gibi. Çünkü döndüğüm zaman zaten hiç makarna yiyemeyeceğim deriz. Bir insanın bir besini çok tükettiği zaman sanki kilo alma sebebi oymuş gibi gösterilir. Ama yeterli ve dengeli beslenmek pizza yediğinizin ertesi günü kabak yemek değildir. Makarnayı çok yemenin başka bir yolu varsa biraz daha protein ve sebzeyi arttır demektir. Bu çok anlaşılabilirdir çünkü yaşadığımız toplum da bunu destekler. Mesela bir ölüm diyetindeyken arkadaşlarınız bir kafede pizza yerken sizin bir ısırık bile almamanız çok iyi bir irade göstergesiyken eve kadar tuvaletinizi tuttunuz diye kimse size madalya takmaz. Duygular önemlidir. Duygusal yeme de yine çok sık konuşulan bir şeydir. Ama fiziksel açlık ve tokluğu bildiğiniz zaman gerçekten her çikolata yemenizin bir duygusal yeme olmadığını da anlayabilirsiniz. İkinci vereceğim tavsiye fiziksel olarak aktif olmak. Hep söylediğim bir söz vardır. En iyi egzersiz yapılan egzersizdir. Özellikle çok sınırlandırıcı bir diyette en son egzersiz deneyiminiz, kan ter gözyaşı ve nefret ede ede yaptığınız bir egzersizse bir daha kolunuzu kaldırmak istemezsiniz. Ama aslında herkesin sevdiği bir fiziksel aktivite mutlaka vardır. Yapılan hatalardan bir büyüğü de kendimize daha sağlıklı ve daha mutlu olmak için bir hedef koyduğumuzda sanki o hedef bir insanmış da bizim ona yaranmamız gerekiyormuş gibi davranmamızdır. Mesela her gün 10.000 adım atacağız deriz. Çarşamba olur, yani üçüncü gün. 7.000 adımda kalırız ve aslında yenilmektense oyunun dışında kalmayı tercih ederiz ve hiç adım atmamaya başlarız. Önemli olan şey bizim için fiziksel olarak aktiviteyi arttırmak ve hem sağlık için hem de beden ağırlığının denetimi için damlalarının sürekliliğini arttırmak aslında. Üçüncü ve verebileceğim son tavsiye de beden kabulüyle alakalı. Beden kabulü bedeninizin her yerine bayılmanız değildir aslında.
Mesela bacağınızda selülitler varsa ve siz bu selülitlerden hoşlanmıyorsanız, o selülitlere bakıp iğrenç, vıcık vıcık demekle o kaymak gibi demek aynı noktayı gösterir. Çünkü ne vıcık vıcıktır ne de kaymak gibidir. Bunlar sizin bacaklarınızdır. Üstünde selülitler vardır. Bacaklarınız sizi ayakta tutar ve siz onları sevmeyebilirsiniz. Bu arada bedeninizin her yerine bayılabilirsiniz de. Bu da bir seçenek. Ama bayılmak zorunda değilsiniz. Bunu kabul ettiğiniz zaman bedeninizin iyi yanlarıyla da sık sık karşılaştığınızı, ama daha da önemlisi, sizi siz yapan en büyük değerin bedeniniz, tartıda idealize ettiğiniz bir kilo olmadığını anlamaya başlarsınız. Ne zaman ki bunlardan bahsetsem aklıma hep rekabet ve mücadeleci tutum gelir. Rekabet benim genetiğimde var. Senelerce de kuvvetlendirildi. Her sene yeni bir güncelleme geldi. Ama rekabet ve mücadeleci tutum bazen çok tehlikelidir. Hırsın da hatta bu yüzden iki tane tanımı vardır. Gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu Michael Jordan'ın senelerce antrenörlüğünü yapmış olan efsanevi antrenör Phil Jackson'ın dediği gibi, Michael'ın en kuvvetli yönü rekabetçi olmasıydı. Michael'ın en zayıf yönü de yine rekabetçi olmasıydı. Hırsın madalyonun iki yüzü gibi düşünürsek, birinci tanım sizi göklere çıkartır. İkinci tanım kariyerinizi bitirir. Benim işim en çok sayı atmak değil. Çünkü sağlık en çok sayıyı en kısa zamanda attığımız bir oyun. Beden ağırlığının denetimi de bir başarı olarak idealize ettiğimiz starttaki bir rakam ya da görüntü değil. Eğer böyle hedeflerim olsaydı zaten diyetisyen ya da psikolog değil, büyük bir ihtimalle basketbolcu olurdum. Ha bu arada basketbolda MVP yani en değerli oyuncu olabilmeniz için de en çok sayıyı atmanız yeterli olmaz. Aynı anda birden fazla şeyi de yapabiliyor olmanız gerekir. Hayata bir başarı, bir performans olarak bakmak oldukça anlamsızdır aslında. Çünkü hayat her zaman istediğimiz gibi gitmez. Ben bu işe senelerimi verdim, 60 kilo olmayı hak ettim gibi bir sistem çalışmaz. Çünkü bu bir zafer değil, bu bir oyun değil. 60 kilo olmanın, spesifik olarak o rakamın ihtiyacı ne, gerçekten geri dönüp ona bakmamız gerekir. Kimse zayıflamasını asla söylemiyorum. Sağlıkta konuştuğumuz gibi, gerçekten zayıflamamız gereken noktalar olabilir. Ama gerçekten tarttaki o rakam, o görüntü, o kutunun içine girmek sizi ne kadar iyi hissettirecek? Bütün hisler geçici. Mutluluk sadece bir an. Küçükken mum üflemeye ve mumlara bayılırdım ki hala bayılırım. Çok eğlendiğim için annem artık bir noktadan sonra abartıp salatanın üzerine, ekmeğin üzerine mum dikmeye başlamıştı. Ve her zaman dilediğim 3 tane sabit dileğim vardı. Allah'ım ne olursun ben, annem, babam ve ablam her zaman sağlıklı, mutlu ve huzurlu olalım. Ancak sürekli mutluluğun bir ütopya olduğunu, hayatta en çok sevdiğim insanlardan biri olan annemi kaybettiğimde anladım. Sürekli mutluluk diye bir şey yoktu ama ben mumları üflemeye hala devam ediyorum. Sadece tuttuğum dilekler artık sevdiklerimle daha çok fazla mutlu an geçirmek şeklinde oluyor. Hayata bir performans olarak bakmak, tarttaki bir rakama performans olarak bakmak oldukça anlamsız. Bence bunun sebebini saatlerce anlatmama da gerek yok. Çünkü bu bakış açısıyla bakarsanız eğer, er ya da geç bu oyunu hepimiz kaybediyoruz. En iyi ihtimalle de en az birkaç tane acı kayıp deneyimliyoruz. Aslında bu şekilde baktığınız zaman hayat kaybedeceğinizi bile bile bir oyuna çıkmaya benziyor. O yüzden bana göre hayat kazanılması gereken bir basketbol maçı değil, basketbolun ta kendisi gibi. İnanılmaz keyifli ama kazanmaktan ya da kaybetmekten değil, oyunun kendisinden keyif almaktan başka daha iyi bir yöntem bilmiyorum. O yüzden hayata performans olarak ya da idealize ettiğimiz bir kilo performans olarak bakmaktansa, duygularla ve ihtiyaçlarla yeniden temas etmemiz gerekiyor. Hayatta olduğumuz sürece kendi duygularınızı ve kendi ihtiyaçlarınızı anlayabilir, bunları karşılayabilmek için yöntemler bulabilirsiniz. Her zaman ve konu her ne olursa olsun. Ama eğer konu beslenme ve bedeninizle alakalıysa size verebileceğim tavsiye şu olur. Bedeninizle ve besinlerle olan ilişkinizi düzenlemeniz. Yemeğin bir ihtiyaç olduğunu ve muhtemelen de başka bir ihtiyacı karşılamak için hiçbir zaman tek başına yeterli olmayacağını anlamanız. Ve bütün bunlara bağlı olarak bedeninizin görüntüsünün değişiminin asıl sebebine geri dönmek, onun çıktığı yere dönmeye niyetli olmak. İşin aslı, sihirli değnek, biz ve yaptıklarımız. İyi haberse yaşadığımız sürece sınırsız dilek hakkımız var. Teşekkür ederim.